Evet sevgili seyirciler, Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayları bu son durumdan sonra da belli olmuş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan adayı Özgür Özel, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Tanrıverdi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Cengiz Ergün olarak 3 aday bundan sonra artık kıran kırana seçim yarışında yarışacaklar. Bakalım 30 Mart gecesi bu yarıştan kim galip çıkacak? Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? Şu an hattımızın diğer ucunda ana haber bültenine bağlandı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan adayı hattımızın diğer ucunda. Sayın Özgür Özel, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim, hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Zaten beklenen bir isimdiniz. Sizden başka bir aday da beklenmiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bugün parti meclisinde oyun aldınız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarından itibaren yarışın içerisine resmen dahil olmuş oldunuz. Aslında şöyle bir teknik hata yapmayalım. Merkez Yürütme Kurulumuzun parti meclisine vermiş olduğu liste şu anda internette ve televizyonlarda altyazı olarak geçiyor. Parti meclisi şu an devam mı ediyor? Evet, devam ediyor ve 33 plakada 45 henüz gelmedi ama hani rutin olarak ve beklendiği gibi akarsa bu oylama bu şekilde gerçekleşecek. Ben teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Yarından itibaren de örgütümüzle birlikte zaten bundan önce de haftanın 3 günü 4 günü adaymışçasına çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Şimdi haftanın 7 günü 24 saat bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Şimdi toplantı devam ediyor Sayın Özgür Özel. Henüz resmi bir onay olmadı ama bu onayı alacağınız şimdiden de belli. Öyle görünüyor. Siz de bu yönde bir görüş beyan ediyorsunuz bugünden beri. Biz sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak artık bu saatten sonra tanıtıyoruz. Evet. Önümüzde de çok zorlu bir süreç var ama seçime de az bir zaman kaldı. Daha önceki seçimlerde yaşadığınız şanssızlığı yaşamayacağınızı ümit ediyorsunuz herhalde. Yarından itibaren nasıl bir seçim stratejisiyle çalışacaksınız? Şimdi gerçekçi bir seçim stratejisiyle çalışacağız. Biz bugüne kadar etrafımızda olan, bizi dinleyen, bize soru soran kimseye yanlış bir şey söylemedik. Şimdi ilk önce bir kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından geçmiş seçimlerde biliyorsunuz biraz önce haberinizde de vardı. Adayımız kalp krizi geçirip de 45 gün kala biz adaysız kaldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi ummadığı, rüyasında göremeyeceği bir şansı yakalamıştı. Ama tabii bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi aynı şansı yakalama ümidiyle belediye imkanlarıyla tutmuş olduğu 35 tane anketör ellerinde birer pişirimlik kahve hediyeleriyle köyleri gezip orada sanki Milliyetçi Hareket Partisi yine bir destek alacakmış gibi bir görüntü çizmeye çalışan bir kirli propaganda var. Bunu tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğini bundan azade tutarım. Bu işi yapan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'dür. Zaten şu anda biliyorsunuz iliyle 5 tane ilçesiyle kavgalı duruma gelmiş, ilçelerin görevden alınması noktasına gelmiş büyük bir gerginliği yaşıyorlar. Biz bu seçimlerde haksız emaneti Cengiz Ergün'den almak üzere yola çıkmış durumdayız. Manisalılar vatanını, milletini, bayrağını seven, Manisalılar sosyal adalete inanan, Manisalılar hak ettikleri gibi yönetilmek isteyen bir kitle. Biz AKP'nin ülke genelinde yaptıklarından şikayetçiyiz ve bunlara hiçbir şekilde karşı çıkmamış, gerektiği yerde koltuk devriği olmuş. Manisa'da parti belediyeyi kendi ailesinin çıkarları noktasında İzmir'den getirdiği ithal kadrolarla yönetmiş bir belediyeden Manisa'yı kurtarmak üzere yola çıkıyoruz. İl genelinde tanınırlığı olmayan ve 16 ilçeye aday olduktan sonra sadece belediye imkanlarıyla oradaki insanları Manisa'ya getirmek suretiyle veya oralarda bir takım harcamalar yapmak suretiyle Manisa kendi tanınırlık eksikliğini ortadan kaldırmaya çalışan ve ileride de bunun her bir kuruşunun kendisine zimmet olarak çıkacağının kanunen de ortada olduğu bir belediyeyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi 260 bin son seçimlerdeki oyuyla iktidar partisiyle 17 ilçede başa baş
mücadele verecek güçte bir partidir. Sayın Özgür Özel. Bugüne kadar adaylığımız söz konusu olacak noktaya kadar da çok fazla bir şey söylemedik ama Milliyetçi Hareket Partisi'ni ayrı tutuyorum. Cengiz Ersin kendisini aç tavuk kendini dara ambarında zannedermiş. Geçen sefer yaşadığı gibi bir şey ama Özgür Özel'in sağlığı yerinde, kalbi sağlam. Bu seçimlerde Cengiz Ergin'e bir mucizeden daha fazlası lazım. Sayın Özgür Özel, konuşmalarınızda, özür diliyorum sözünüzü kestim. Konuşmalarınızda sürekli Cengiz Ergün üzerine siyaset yapıyorsunuz ama AK Parti'de de karşınızdaki rakip güçlü bir rakip. O da sizin yok, gibi yok, bir milletvekili. Önce küçük rakipten başladık. O da sizin gibi bir milletvekili AK Parti'nin Manisa milletvekili, evet. Hüseyin Taneverdi. Hüseyin Taneverdi'den bahsetmiyorsunuz. Hüseyin Taneverdi'yi bu seçimlerde rahat aşabileceğinizi mi düşünüyorsunuz yoksa onu daha güçlü bir rakip olarak gördüğünüz için böyle konuşuyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kez her aday ayrı ayrı değerli adaylar. Ben Hüseyin Taneverdi'nin adaylığı açıklandığında da Cengiz Ergün'ün günde de değerlendirmem şu olmuştu. Bir kez bu iş yollarda yapılan bir iş. Manisa Türkiye'nin 8. büyük ili. Kış mevsimi, kazasız belasız, ailelerimizi üzmeden, sevdiklerimizi mahcup etmeden bu işten alnımızın hakkıyla çıkmayı ümit ederiz. Bu hem Hüseyin Taneverdi için hem Cengiz Ergün için ortak şeyimdir, temennimdir. Bundan sonraki süreçte de iyi bir kampanya yürütmeyi ümit ediyoruz. Hüseyin Taneverdi benim açımdan yarışması zevkli olacak bir adaydır. Bir milletvekili arkadaşımızla, abimizle yarışacağız. Sonuçta zaten seçimin CHP ile AKP arasında geçeceği, Manisa merkez dışında CHP ve AKP arasında geçeceği, Manisa merkezde de diğer tüm üç partinin birbirine yakın bir yarış götürecekleri ortada. Birkaç ilçemizde daha belki böyle küçük ilçelerde böyle bir durum olabilir. Hüseyin Taneverdi de Cengiz Ergün de aday olarak, insan olarak kıymetlidirler. Ama bir tanesinin ideolojisiyle taban tabana zaten zıttır. AKP'nin bu kadar yaptıklarından sonra bu bir AKP'den kurtuluş savaşının ilk roundudur. İçine girecek olduğumuz yerel seçim. Diğer taraftan baktığınızda da Cengiz Ergün 5 yıl boyunca yapmış olduklarıyla ve yapmadıklarıyla da hem Cumhuriyet Halk Partilileri hem Cumhuriyetçileri hem de bu AKP iktidarına karşı bu kadar toleranslı davranılmasından rahatsız olanların artık bir an önce kurtulmak istediği bir belediye başkanıdır. Şunu çok net olarak koymak lazım. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi tüm ilçelerde hem belediyelerin hem de büyükşehirin en büyük adayıdır, en ciddi adayıdır. Özgür Özel bugüne kadar tüm sahada çiftçiler için, emekliler için, işçiler için, sendikal mücadele noktasında, çiftçi hakları noktasında, emeklilerin hakları noktasında nasıl bir enerjiyle, nasıl bir mücadele verdiyse büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde de aynı kararlılıkla aynı mücadeleyi verecek. Geçen seçimden önce Manisa'daki oyumuzun bizim 16.7 olan oyumuzu %30'lara nasıl çıkardığımızı gördünüz. Bunun üzerine de Özgür Özel ve arkadaşları var gücüyle çıkarak bu seçimde en iyi sonucu almak ve ilk kez yapılacak olan büyükşehir seçiminde büyükşehir belediye başkan adaylığını kazanmayı her şeyden çok istiyor. Buna emin olabiliriz. Sayın Özgür Özel, şimdi 3 adayın profiline baktığımız zaman siz bir milletvekilisiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekilisiniz. Sayın Hüseyin Taneverdi AK Parti'nin Manisa milletvekili ve Cengiz Ergün de şu an Manisa'nın büyük belediye başkanı, mevcut belediye başkanı. Tanınırlık açısından da incelediğimizde her 3 aday da kendi çapında, kendi partisinde, illerde, köylerde, beldelerde, dağın tepesinde bile tanınan 3 adaysınız. Hem AK Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem de Milliyetçi Hareket Partisi. Burada Özgür Özel'i vatandaşın tercih etmesinde en ön plana çıkardığınız şey nedir? Tanırlığınız üçünüzün de var ama Özgür Özel'i özel kılacak olan şey nedir? Şimdi Hürriyet gazetesinde geçen ay yayınlanan bağımsız bir kuruluşun yaptığı bir anket, hatta Doğan Haber Ajansı kanalıyla geçirmişti, birçok gazetede de yer almıştı. Hüseyin Taneverdi'nin il genelinde merkez ilçe dışındaki tanınırlık anketinde Taneverdi 56, Özgür Özel 74, Cengiz Ergün de %10'ların biraz üzerindeydi. İlçeler ve köyler noktasında, Manisa merkez değil.
%56 şimdi, Tanrı verdi, %74 Özgür Özel, %10 Hüseyin. %17 gibi bir rakamda Cengiz Ergün. Manisa'nın merkezi dışındaki ilçe ve köylerde isim bilinirlik anketi. İsim bilinirlik anketinde yanlış hatırlamıyorsam ama hani bundan daha aşağıdır Cengiz Ergün, daha yukarı değildi. Özgür Özel bundan yukarıdır, aşağı değildi. %70'lerin üzerinde bir şey. Bu tabii bizim milletvekili olmamızdan dolayı Tanrı verdi ve bizim böyle tanınmamız normal. Tanrı verdiğinin en az bilindiği ilçe Manisa merkezleri, insanların en az karşılaştığı ilçe Manisa merkezi. Ve açıkçası büyükşehir noktasında da Cengiz Ergün'ün ilçeler noktasında bir tanınırlığı yok. Hani belki televizyonlardan, gazetelerden ismi zaman zaman duyuluyor ama Cengiz Ergün kimdir sorusuna verilen doğru yanıt işte %10'lu rakamlarda, %13-14 öyle bir yerlerde bir rakamdan bahsediliyor. Ben 14 diyorum, arkadaşlar daha aşağı olduğuna ilişkin bana uyarı yapıyorlar. Ama siz hani herkes eşit tanınıyor bile olsa sizi farklı kılan nedir diye soruyorsanız onu da bir seçmene soracağız. Ama biz samimiyetle, yüksek enerjiyle bugüne kadar çalıştık. Bana Manisa'dan iletilen bir tek sorunun, dinlemediğim, mecliste gündeme getirmediğim, soru önergesi vermediğim, kürsüde söylemediğim ve daha sonra bilgi vermediğim bir şey yok. Bu Alaşehir'de minibüs taşıyıcılarının kooperatifiyle ilgili olan sorundan tutun da işte Akhisar'da Türkiye'nin kurulmuş ilk tarım kredi kooperatiflerinden bir tanesinin banka borcundan dolayı üyelerine gelen icraya kadar veya esnaf kefalet kooperatiflerinin eş kefaletini katıldığım 22 esnaf kefalet kongresinde söz verip de mecliste dile getirmeme kadar veya yeraltı sularına saat takılması noktasında çiftçinin sıkıntısını verdiğim kanun teklifini canına şekilde savunmama kadar. Bana Özgür Özel sorunumuza duyarsız kaldı diyecek kimse yok. Ben bunu şu anda ortaya çıkmış 17 ilçe ve 867 tane köyde 2,5 sene boyunca yaptım. Şimdi neyi konuşuyoruz? 867 köye, kapanacak da olsa 68 beldeye, 17 ilçeye adım atacak, hizmet götürecek, çalışacak bir belediye, büyükşehir belediye başkanıyım. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Elimizde olacak belediye imkanlarıyla ve büyük kadrolarla, ben bunu tek başıma yaptım resmi olarak, tek bir milletvekiliyim. Elbet örgütümüz var ama onların resmi görevleri yok. Elimizdeki büyük şehir imkanlarıyla 867 köye, 68 beldeye, 17 ilçeye adım adım gideceğimiz, hizmet götüreceğimiz, dert dinleyeceğimiz bir yönetim anlayışını vaat ediyoruz. Bizim gücümüz, enerjimiz, çalışkanlığımız, samimiyetimiz, güler yüzümüzdür. Yani ben zaman zaman söylüyorum, ben bir yaz, bu son yaz Manisa'da olduğum sürece 148 tane, 146 tane düğüne gitmişim. 144'ünde Cengiz Ergün'le karşılaştık. Ama çelengiyle, yazısıyla, ismiyle karşılaştık. İkisinde kendisinin vücudunu gördüm karşımda, el sıkıştım. Hatta Sayın Bülent Arınç da son gittiğimiz yerde, üstad sen düğüne de mi gelirdin? Sen nikah da mı kıyardın? 4,5 senedir bizi niye kendinden mahrum ettin? Nurettin'e, bizim çok sevgili, benim de nikahımı kıymış olan sevgili abimiz Nurettin, nikah müdürümüz, Nurettin'e mahkum ettin diye takıldı. Evet. Cengiz Ergün 4,5 senede ikinci kez Bülent Arınç'la nikahta karşılaşıyor. Bir yaz boyunca ben iki kez karşılaştım. 100'e yakın cenazeden 4 tanesinde kendisini, 96'sında çelengini gördüğümüz. Tabii bu anlattıklarınız... Anlattıklarınız sandıkta, çok rakip kabul etmeyelim artık. Sayın Özgür Özel, anlattıklarınız sandıkta bir kriter değil tabii. Sandıktan ne çıkacağı belli olmaz. Onu da ancak 30 Mart akşamı göreceğiz. Sandıktan ne çıkarsa başımızın üstüne. Evet. Ama hani vatandaş da herhalde bunları da dikkate alıyordur oy kullanırken. Evet. Sayın Özgür Özel, yarın akşam Analiz Özel'de Pınar Ekmen'in konuğu olacaksınız. Bu konuda zaten size bir program teklifi yapıldı bu akşam. Daha uzun konuları Pınar Ekmen'in sorularıyla birlikte yarın akşam saat 20.30'da Analiz Özel'de Pınar Ekmen'in sorularını yanıtlayacaksınız. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben son kadar... soru, toplantının ne zaman biteceğini merak ettim efendim. Şimdi tabii 81 ildeki adaylıklar söz konusu olunca herhalde bir en az 4-5 saat sürebilir parti meclisi toplantısı.
Ama Manisa herhalde bir saat içinde falan oylanacaktır diye tahmin ediyoruz. Ben canlı yayını almak isteyen çok sevgili ETV emekçilerine de durumu anlattım ama onlar da Türkiye'de bütün haber kanalları altyazı olarak geçiyorlar. Bu noktadan sonra artık bir değişiklik olmaz. Bir de tek adaysınız. Bu aday olarak yayını alalım dediler. Ben de kıramadım çünkü sonuçta ETV bizim göz bebeğimiz. Manisa'nın sesimizi ulaştırabildiğimiz tek televizyon kanalı şu an itibariyle resmi yayın yapmakta olan. O yüzden onları kıramadık. Çok teşekkür ediyorum. İlk kez de sizin aracılığınızla bu değerlendirmeleri yapmış evet. olduk. Adaylığınız ana haber bülteninde ilk defa canlı yayında duyurulmuş oldu. Yarın akşam da Pınar Ekmen'in sorularını yanıtlayacaksınız. Sanıyorum ki 1-2 saat içerisinde sürpriz farklı bir gelişme olmayacaktır. Biz yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Özgür Özel'in ilan edildiğinden emin olarak sizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak anons ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bütün vatandaşlarımıza, tüm hemşerilerimize de saygılar, sevgiler, iyi bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler tabii...